Arkadaşlar merhabalar. Giresun'u konuşacağımız bir program olacak. Uzun süredir biliyorsunuz Giresun'la alakalı yayın yapmıyorduk. Geçtiğimiz haftalarda Mete abiyle bir yayın yapmıştık. Dışarıda bir çekim yapmamıştım uzun süredir. Giresun'da bir sessizlik hakimdi ve Giresun'da bir Nait Temak gibi bir sıkıntılı bir dönem vardı. Şu an o dönemde çıkıldı. Belki de geç kalınmış bir dönem ama henüz her şeyin bitmediği bir dönemdeyiz. Yeniden var olma savaşını verdiğimiz bir dönemde mi karşı karşıya kalacak Giresunspor, yoksa yok olup gidecek miyiz? Bu iki sorunun cevabı aslında çok önemli olan. Bu sorunun cevabını da sadece yeni bir yönetim vermeyecek aslında. Bizler olarak, Giresunlar olarak vermemiz gereken bir cevap. İnşallah bu cevap Giresunspor uzun yıllar var olarak devam eder diyerekten programa giriş yapmak istiyorum. Atatürk Lisesi'ndeyiz. Atatürk Lisesi'nde okudum. Şu anda o üst Giresun'u, Atatürk Lisesi'ni bilenler bilir. Üst bahçedeyim. Şu anda biraz tellere tırmanarak yayın yapıyorum ama inşallah her cefanın da karşılığı olduğu gibi güzel bir yayınla beraber Giresunspor'umuzdaki son durumları sizlere aktarırım diyorum. Emin Başkan'la bir görüşme yaptık telefon öncesinde, yayın öncesinde telefon görüşmesi yaptık kendisiyle. Giresunspor'un içerisindeki son durumlar neler? Bunları sizlere aktaracağım. Ama sizlerden ricam şu: Süper Lig'deyken yayınlar yaptım. TFF 1. Lig'e düştü, yayın yaptım. 2. Lig'e düştü, yayın yaptım. Hani Allah korusun diğer yerlere düşmeyi, hani düşmek daha istemiyorum ama yayın yine yapacağız. Ondan yana problem yok. Belki sıklıkla yayın yapmayacağız. Sizler de takdir edersiniz ki hayatın gerçekleri var. İşimizin yoğun olduğu dönemler olacak. Bununla alakalı soranlar çok fazla oluyor. Çok sıklıkla yayın yapamasam bile elimden geldiğince haftada bir kere olsun, 10 günde bir kere olsun Giresunspor'la alakalı sizleri bilgilendireceğim arkadaşlar. Sizlerden de tek ricam şu: kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Biliyorsunuz oradan bir herhangi bir ücret karşılığı yapmıyoruz. Tamamen sizleri bilgilendirme amaçlı yapıyoruz. Biliyorsunuz alt lige düştük. Bunun üzüntüsünü hep beraber yaşıyoruz. Sessiz kalmamalıyız. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Sessiz kalmamamız gerekiyor. Giresunspor'un adını konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Kırgınlıklar, küskünlükler, kızgınlıklar, her neyse onu bir kenara bırakmamız lazım. Kişiler etrafını, her zamanki söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. Kişiler etrafında toplanmayalım ama şuradaki arma etrafına lütfen toplanalım. Çünkü çok kritik bir dönemdeyiz arkadaşlar. Bu dönemde kimsenin reklam yapmasını hani istemiyorum. Bu dönemde kimsenin Giresunspor üzerinden prim kazanmasını da istemiyorum. Sadece bu dönemde şunu yapalım Allah rızası için. Birlik olalım. Birlikte hareket edelim. Tek nefes olalım. Tek ses olalım. Giresunspor'u İnşallah hak ettiği yerlere getirelim. Hani bazıları Murat kardeşim neden sessiz kaldın diyenler vardı. Arkadaşlar bu dönemleri gördüğüm için hani geçmiş yayınlarında Giresun'un belli noktalarında, kalesinde, Gedik Kayası'nda birçok yerinde yapmış olduğum yayınları lütfen açın izleyin. Orada neler söylemiş? Lütfen hani açın söyleyin. Yani bu dönemleri gördük geçmişte. Ama şu an yani çok kritik dönemdeyiz arkadaşlar. Çok kritik bir viraj burası. Yani dedim ya yayınımın başında, ya var olacağız ya yok olacağız. Ben var olmayı tercih eden taraftayım. Hani bunun için ne gerekiyor bilmiyorum ama elimden geldiğince, dilim döndüğünce var olmak için, takımımızın var olması için dünkü gibi bugün de mücadele edeceğim. Gelelim Giresunspor haberlerine. Futbolcu ödemeleri yapıldı. Bugün Talha Ülvan'ın yaklaşık olarak 383 bin TL'lik ödemesi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde kalecimiz Erkan Anapa'nın 2 milyon 300 bin TL ödemesinin tamamı yapıldı arkadaşlar. Hani bazı sitelerde 1.400 falan gibi haberler yazılmıştı ama bunu Erkan'ın tamamı, bütün ödemeleri yapıldı ve Erkan'ın boşa çıkması önlendi arkadaşlar. Bana göre yönetimin en önemli hamlelerinden iki tanesi bu diyebilirim. Çünkü yönetimin anlayışını birazdan belirteceğim. Çünkü Emin Başkan'la dediğim gibi kendisiyle de bir telefon bağlantısı yaptık ve onların Emin Başkan'ın söyleyenlerini size aktaracağım. Kadro derinliğimiz zaten çok olmayacak arkadaşlar. Transfer tahtası açılacak mı, açılmayacak mı? Orası ayrı bir soru işareti ama büyük bir ihtimalle açılmayacak gibi gözüküyor. Biliyorsunuz yeni bir hocamız geldi, Metin Aydın. Kimi taraf Metin Aydın ismini işte sadece amatör liglerde çalıştığı için
kimi taraf gelmemeliydi dedi. Kimi tarafta Metin Hoca'nın nasıl donanımlı bir hoca olduğunu bildiği için evet şu anki lig pozisyonumuzda Metin Hoca bizi bu cendereden çıkabilir dediler. Benim düşüncem şu arkadaşlar. Metin Aydın gerçekten hani bunu şey olarak söylemiyorum. Hani dört dörtlük derler ya. Yani hiçbir insan dört dörtlük değildir ama bazı insanlar hariç diyebilirim. Metin Aydın o hariç insanlardan bir tanesidir karakter olarak. Hocalık konusuna gelecek olursak arkadaşlar Serhat Güler'in teknik direktörlük yaptığı bir yerde Metin Aydın da teknik direktörlük yapar. Bunu eğri oturalım doğru konuşalım. Şimdi Metin Aydın'ı tanımayanlarla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Metin Hoca ya Kazakistan ya da Kırgızistan orayı tam hatırlayamadım ama o piyasayı oraya da orada da başarılı olmuş bir isim. Hani orada Kazakistan yanlış hatırlamıyorsam milli takımından veya Kırgızistan milli takımından da teklif aldı. Son anda pürüzler çıktı ve oraya gidemedi. Ha bu yeterli midir? Bu yeterli değildir ama az önce söylemiş olduğum şey çok önemli. Serhat Güler'in teknik direktörlük yaptığı yerde Metin Aydın da yapar arkadaşlar. Daha iyisini de yapar. Gençlerin dilinden anlar. Bu başarılı olacağı anlamına gelmiyor bak tekrar belirtiyorum. Başarısız olursa kendisini ilk eleştireceklerden biri de benim. Metin Hocam bunu biliyor. Ama şu anda şu gelse ya şu andaki arkadaşlar Jose Mourinho da gelmiş olsa Giresun'a ekstra katılabileceği bir şey yok. Ama mantık şu olmalı. Giresun'un şu anda en iyi bilenler yani en iyi anlatabilecek futbolculara da Giresunlulu en iyi anlatabilecek kişiler olması lazım. Giresun formasını giymiş kişiler olması lazım. Hani şu anki süreç. Çünkü var olma savaşı veriyoruz arkadaşlar. Var olma savaşı verdiğimiz noktada Serhat Güler'in bu takıma katabileceği zaten hiçbir şey yoktu. O yüzden Giresunluluk, milliyetçilik kavramını ön plana koymamız lazım. O futbolculara da, Giresunlu genç kardeşlerimize de geçen sezon aktarılamayan o milliyetçilik enerjisi enjekte edilmesi lazım. İnşallah genç kardeşlerimiz de hangi takımla oynadıklarının farkına varır. Hala farkına varamayan kardeşlerimiz var. Evet, Nait Yamak döneminde biraz rahattınız. Evet, Nait Yamak döneminde biraz saçmaladınız. Ama Emin Başkan döneminde bunu yapamayacaksınız arkadaşlar. Bunu size bir abiniz olarak söyleyeyim. Yapamayacaksınız çünkü Emin Başkan buna müsaade etmeyecek. Emin Başkan benim de başkanlığımı yaptı amatörde. Kendisi yıllarca Çatalca Spor'da yöneticilik yaptı. Çatalca Kadın Futbol Takımı'nın da başkanlığını yaptı. Yani futbolu bilen bir isim. Ve Giresunluluğu nasıl söyleyeyim milliyetçi olan bir kişi kendisi. Ve Nait Başkan'ın yapmadığını kendisi yapıyor. Ne yapıyor? İstişare yapıyor arkadaş. İstişare şu anda yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de istişare. Kimse dışarıda kalmamalı bu dönemde. Herkes içeride olmalı. Herkes birlikte hareket etmeli. Kimse Giresunspor'a küsmemeli. Şu anda küsülecek bir dönemde değiliz arkadaşlar. Yani bir yerlere gelelim küselim sıkıntı yok ama şu anda diyorum ya yok olup gideceğiz ya burada kalıp 2 sene, 3 sene iyi bir planlamayla beraber yukarıları yavaş yavaş çıkacağız. Kimse hayal kurmasın. Yani şu an bu ligde kalmak, 2. ligde kalmak, Süper Lig'e çıkmakla eşdeğer arkadaşlar şu anki kadromuzla. Altını tekrar çizerek söylemek istiyorum. Şu anki kadromuzla 2. ligde kalabilmek, Süper Lig'e çıkmakla eşdeğer. 44 yıl bekledik. Hatalar oldu, farklı şeyler oldu ama bir türlü birlik beraberlik sağlanamadı. Bunun farklı etmenleri var. Adını ne koyarsanız koyun arkadaşlar. Ya küstük, küstürüldük. Taraftar gelmedi ustada ya. Yani iki tane yöneticinin, üç tane yöneticinin, bir tane başkanın yüzünden küstürüldü insanlar. Geç mi kalındı, orasını hep beraber göreceğiz. Ama şu an bir süreç. Gelin bu süreci hep beraber iyi analiz edelim. Hep beraber birlikte hareket edelim. Umarım yolun sonunda inşallah diyorum yolun sonunda da Giresunspor'un ismini evet çok yorulacağız ama çok mücadele edeceğiz. Evet ama yolun sonunda inşallah gülen taraf Giresunspor taraftarları olacak arkadaşlar. Buna inancım tam. Personel ödemeleri yapıldı. Emin Başkan gelir gelmez personele bir maaş yatırmıştı. Bugün itibariyle de bir maaş yatırıldı. Ve personele bayramdan önce personel maaşının tamamı yatırılacak. Bunun bilgisine ulaştık. Ve komik olaylar da var. Giresunspor'da dönen komik olaylar da var. Aslında komik ama trajikomik olaylar. Bunu da birazdan anlatacağım. Birikmiş olan gıda borçları vardı. Bu Emin Başkan'la beraber ödenilmeye devam ediyor. İşte komik, trajikomik olay şu. Giresun sanayisinde Giresunspor'un aracı aylardır bekliyordu arkadaşlar. Beklenilen miktarda 35 bin Türk TL, yani Türk lirası
Nan dolayı Giresun'un aracı Giresun sanayisinde bekliyor. Emin Başkan bu problemi de çözdü. Ya komik arkadaşlar ya. Giresun Spor hani zamanında 1000 liralık faturalarla konuşuldu bu memlekette. Üzüldük, o gün çok üzüldük. Ama gelinen nokta 35 bin TL'lik bir faturan yani 35 bin TL'lik bir ödeme nasıl yapılamadı? Nasıl yapılamadı? Nasıl yapılamadı? Ya üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Giresunspor'un armasının büyüklüğünü yani vücudumun her noktasında o büyük armayı hissederken şu anki düşmüş olduğumuz durumları gerçekten çok üzülüyorum. Hani sizlerle dertleşiyorum arkadaşlar. Birçoğunuzun dış sesi oluyorum belki. Belki de iç sesi oluyorum bilmiyorum ama önemli olan şu. Memleketi sevmemiz lazım arkadaşlar. Gerçekten memleketi sevmemiz lazım. Memleketimiz belki de dünyanın en güzel, tabiat olarak en güzel noktalarından bir tanesi. Çok problemler var. Hani konudan konuya da geçiyormuş gibi oluyorum ama bunu tek bir kalıp halinde anlatmak istemiyorum. Parçaları bölerek anlatmak istiyorum. Ya turizm noktası diyoruz. Tuvaletlerimiz almış başını gidiyor arkadaşlar. İnsanlar, turistler buraya geldiği zaman tuvalete gidecek yerleri yok. Yani o yüzden nasıl yapılabilir bilmiyorum ama spora geri dönecek olursak Giresunspor'u lütfen sevelim ya. Burada bir yönetimi yapabilecek imkansız arkadaşlar. Yöneticiler, yönetimdeki kişilerin birçoğu sokakta sevdiğim abilerim, birçoğu kardeşim. Hepsini seviyorum. İnşallah başarılı olacaklardır. Ben her yönetimin başarılı olmasını istedim arkadaşlar. Yani Nahit Emak'ı eleştirirken ben Nahit Emak'la evet kişisel sorunlarım vardı. Her yayında söyledim. Nahit Emak'ı sevmiyorum ama inşallah başarılı olur dedim. Ama olamadı. Yani Emin Başkan inşallah başarılı olur. Emin Başkan'ın başarısı değil başarılı olmaz. Giresunspor'un başarısı arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum. Yani burada mesele Ahmet Mehmet değil. Buradaki mesele şu arma. Ya bu armayı nasıl birlikte sağlayabiliriz bilmiyorum ama inşallah sağlayabiliriz. Metin Avcı, o Metin hocamıza değindim. Bir farklı gelişme daha oldu. O da şu, Burak Özdemir abimiz de masör olarak, bilmeyen tanıyanlar vardı, tanımayanlar vardı. Tanımayanlar için söyleyeyim. Giresunspor'a yıllarca hizmet etmiş Ali Özdemir, masör. Benim de Esbiye Belediye'de oynarken Bal Ligi'nde masörlüğümüzü yaptı. Ali Baba diye, namı diğer Ali Baba. Onun evladı. O da kendisi de masör Burak abi. Yıllarca birçok takımda masörlük yaptı. İşte Cizre'si, Bayrampaşa'sı, birçok yerde masörlük yaptı ve hayali Giresunspor'du. Kardeşim bir gün orada inşallah masörlük yapmayı Rabbim bana nasip eder dedi ve bugün Emin Başkan Burak abiyle bir görüşme yaparak kendisini Giresunspor'da hoş geldin dedirtti. İnşallah da başarılı olur. Metin Hoca da Burak abi de inşallah başarılı olurlar ve Giresunspor'un armasını uzun yıllar iyi anılarak mücadele ederler diyorum. Emin Başkan'la bir telefon görüşmesi yaptık. Emin Başkan şunu söyledi. Akılcı olmamız lazım, hani gerçekçi olmamız lazım dedi. Sözleşmesi devam eden tüm oyuncuları kadroda tutacağını belirtti Emin Başkan. Yani buna Şahin'i koyalım, işte Kadir'i koyalım, Talha'yı koyalım. Şu anda sözleşmesi devam eden tüm oyuncuları kadromuzda tutacağız. Yani alacaklarını ödeyeceğiz ve kadromuzda kalacaklar dedi. Ve şu konuya Murat kardeşim değinirsen diye belirtti. Altyapı. Altyapı konusu çok önem vereceğiz dedi. Altyapıdaki çocuklarımız deplasmana giderken mazotu nasıl alacağız diye düşünmeyecekler dedi. Öğretmen evlerinde soğuk öğretmen evlerinde kalmayacak. Deplasmana giderken kuru ekmek yemeyecekler. Altyapımıza gerekirse üst yapıdan daha önem vereceğiz dedi. Yani burada bir milat olabilir altyapıyla alakalı. Yani altyapıdaki kardeşlerimiz için gelecek anlamında ümitkar olmamız lazım. Ama şu an kısa vadedeki çözülmesi gereken yer maalesef üst yapı. O yüzden de üst yapıya da Emin Başkan'ın el atacağını da düşünüyorum. Bambaşka bir altyapı modeli sergileyeceğiz dedi Emin Başkan. Kafasında neler var? Henüz görüşmedim kendisiyle. Şu an kendisi İstanbul'da, henüz kendisiyle de görüşemedim. İlla ki ilerleyen dönemlerde kendisine de yayını alırız. Kendisi de Giresunspor'la alakalı yapmak istedikleri projeleri anlatır. Giresunspor'la alakalı söyleyeceklerim bunlar. Uzun uzadıya çok fazla anlatacağım şeyler var ama kısa şeyler anlatmak istiyorum bugün.
Gelişmeler bunlar. İnşallah bu süreç karamsarlığın olmadı. İnşallah bu süreç güzelliklerin oldu. Giresunspor'un adının uzun yıllar konuşuldu. Bunu altını vurgulayarak söylüyorum arkadaşlar. Vurgulayarak belirtiyorum. Giresunspor'un var olma savaşı veriyor. Yani ben yolun sonunda evet vicdanen rahat olacağım ama yolun sonu inşallah iyi biter arkadaşlar. İyi bitmesi için hepimize iş düşüyor. Şu anda bana sallayan kardeşim sana da iş düşüyor. Lütfen Giresunspor'la alakalı şeyler konuşalım. Giresunspor'u adını yukarıya duyurmak için bir şeyler söyleyelim. Kavga ettik, yeterince kavga etmedik mi? Yorulmadık mı ya? O onu bunu söyledi. Sen daha çok hepimiz çok seviyoruz bu takımı. Giresunspor'u. Büyük harflerle yazıyorum. Giresunspor'u hepimiz çok seviyoruz ama gelin artık şu kavgayı, kızgınlığı. Zaten arkadaşlar 1000 kişi yokuz ya. Gerçekten yani bunu Giresun'dan bahsediyorum. Giresunspor'u konuşan Giresun'da 1000 kişi yok. 1000 kişiyle geçiyorum. 300 kişi de yok. 300 kişiyle geçiyorum. 150 kişi yok arkadaşlar. Giresunspor'u gerçekten Giresunspor'u konuşan Giresun'da merkezde ilçeleri saymıyorum. Merkezde 150 kişi yok. O 150 kişiyi de tek tek sayarım yani. Hani o yüzden sayımız inşallah evet üstlüklere çıktıkça sayı artıyor ama altlıklere çıktıkça herkes Fenerbahçeli oluyor. Biliyorsunuz bir önceki videomda da izlemişsinizdir. Beşiktaşlı oluyor, Galatasaraylı oluyor. Ya onlar yine olsun, sıkıntı yok ama Giresunspor var olsun. Memleketi sevin. Her zaman söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Yarın da söyleyeceğim. Tuttuğunuz takım memleketiniz gibi koksun arkadaşlar. Memleketiniz olsun. Yeşil beyaz arma etrafında birleşelim diyorum. Atın Müzesi'nden aktaracaklarım şimdilik bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Memleketi sevin. Memleketinizi gerçekten çok sevin. Memleketinizin insanlarına değer verin. Memleketinizin insanları yükseldiğinde mutlu olun. Memleketinizin değerleri var olduğunda mutlu olun arkadaşlar. Mutluluk, hani tebessüm sadakadır deriz ya, gerçekten tebessüm sadaka. Mutluluk, eğer ben, herkes bir şeyle mutlu olabilir ama o mutlu olduğunuz şeylerin içerisine memleketinizi de katın lütfen. Çünkü başka bir Giresun yok. Hani evet onlara göre her yer Trabzon'dur ama Giresun hani her yere katabileceğiniz bir yer değildir. Giresun'da gelip o yaylaya çıktığın zaman o havayı aldığında nefes aldığın yerdir Giresun. Plaja gittiğinde, denize girdiğinde o ne diyeyim yani o denizin içerisine girdiğindeki mutluluktur. Özellikle gurbettekiler için söylüyorum şu anda. Yani onlar o özlemi yaşıyor arkadaşlar gurbettekiler. Biz Giresun'dayız evet kaleye çıkıyoruz. Evet Hasan Tepesi'ne çıkıyoruz. Rahatlıyoruz ama gurbettekiler bu özlemi yaşıyor. Sıla-i Rahim özlemini yaşıyorlar. O yüzden Giresunlu, milliyetçiliği o kavramı inşallah bir alt jenerasyona aşılayabiliriz. Beni izleyen genç kardeşlerime de tavsiye ediyorum. Genç kardeşlerim Topal Osman Ağa'yı okuyun. 42. ve 47. Ağa'yı okuyun. O kahramanlarımızı isimlerini mutlaka ama mutlaka yaşatın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tuttuğunuz takım memleketinizin takımı olsun. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.